Arkadaşlar günaydın. Aşırı acelem olduğu için size çok hazırlanamadım. Üstüme hemen bir şeyler geçirdim. Saçımı biraz fönledim ama çıkmadan tekrar fönleyeceğim. Üstüme şunu giydim. Bir saniye göstereyim. Şu crop ve crop dediğimde crop değil ama şu strapless üstümü ve bu pantolonu giydim ama üstüne şu ceketi giysem mi giymesem bilemedim. Büyük ihtimalle o ceketi değil de deri ceketimi giyerim. Odam bu arada şu an aşırı dağınık. Aslında etek giyecektim ama etek giymeyi nedense üşendim ve aslında üşenmedim de hani etek giysem daha güzel olurdu ama bir bugün öyle çok süslü olmak istemedim, etek çok süslü çünkü iki etek giysem kilotlu çorap giymem gerekecek, çok üşendirdi beni. Şimdi bir saniye, çok seri bir odamı toplamaya çalıştım, nefes nefese kaldım. Evet arkadaşlar, şimdi bir cilt bakımı yapacağız. Bir yandan da Rusça dersim var. Online'a, ona gireceğim. Bu arada dünyanın en saçma şey, hani birazcık rahat edeyim diye online bir ders seçtim ve online olmayan dersimle arasında çok az vakit var. O yüzden benim bu derste hazırlanıp yani yoldayken giriyorum derse çoğunlukla. O yüzden hiçbir şey öğrenemedim. Çok gıcık bir şey. Ve geçen tam evden çıkacağım, hoca bana soru sordu. Hocam dedim, ben uzaktan geliyorum. O yüzden şu an evden çıkmam lazım. Cevap veremeyeceğim. Başkasına sorar mısınız dedim. Ve dedi ki bu bir bahane değil. Gerçekten bu bir bahane değil yani. Benim sorunum da değil. Ne yapayım? Neyse, bu arada derse girmeyi unuttum bir saniye. Şu an derse giriş yapamadım. En baştan uygulamayı indiriyorum. Ay. Sıkabildim ya. Yüzüme dokunduğum gibi cildim hemen kızarıyor. Benim bu aralar kullandığım dudak ürünlerinden biri, ama nemlendiricilerimden bahsetmiyorum. Ya rujumla alakalı bir şey. Rujum soyuluyor dudağımda sürekli. Bence sorun parlatıcım. Şu an zaten sadece iki tane parlatıcım var. Biri Golden Rose'un o roll-on şeklinde olanı. Diğeri de Revolution'un bir tane parlatıcısı. Ve ikisini de ne zaman sürsem dudağımda soyulmaya başlıyor. Of, daha saçımı tekrar yapacağım ya. Vallahi bugün biraz zor. Ay, bir şey diyeceğim bu arada. Geçen böyle konuşmalı bir video çekmiştim ya. O videoda demiştim ki daha önce kimse yanıma gelmedi. Gelseydi büyük ihtimalle ne bir şey demiştim. Neyse. Onu çektim, yükledim falan filan ve ay, şurada katı bir parça var. Nemlendiricimden gelmiş. Neyse. O videoyu çektikten sonra yanıma kaç kişi geldi? 4 kişi falan geldi. O kadar garip bir his ki, yani utansam mı, sevinsem mi, ne yaşasam bilemiyorum. Gerçekten böyle saçma konuştuysam, ne bileyim, bir garip geldiysem size özür dilerim. Yani gerçekten ne yapacağım bilemedim çünkü. Bir de hep en çirkin anlarımda olmaz mı bu gerçekten? Rujum çıkmış, saçım başım dağılmış ve o sırada biri beni bulup yanıma geliyor yani. Bir de şey demiştim ya, beni görebileceğiniz en kötü yer toplu taşıma. Toplu taşımada da. Çok dikkatim dağılıyor arkadaşlar, cümleyi tamamlayamadım. Güneş kremi süreceğim. Güneş kremi olarak bunu kullanıyorum ve buna bayılıyorum orada. Abi sesim gidecek diye o kadar utanıyorum. Güneş kremi olarak bunu kullanıyorum ve buna bayılıyorum. Gerçekten çok güzel bir güneş kremi. Bazı günler bunları falan kullanıyorum. Bunlar da çok güzel ama benim cildim bir tık normalden yağlıya dönük olduğu için. Karmaya diyeyim, normalden karmaya dönük olduğu için. Gün içinde üstüne makyaj falan da yapıyorum ya. Gün içinde çok yağlanıyor onlar. Bu yağlanmıyor. Niye iki elini kullanmıyorsun derseniz, şu an bilgisayar ekranına dokunduğum için çok şey yapmak istemiyorum. Ellerimi yüzüme sürmek istemiyorum. O yüzden şöyle tek parmakla. Bugün ne yapacağımızı söyleyeyim size o sırada. Bugün benimle birlikte okula geliyorsunuz. Bir okul gününde ben ne yapıyorum? Birlikte bunu göreceğiz. Bugün bir de okul çıkışı arkadaşımla belki Kore yemeği yemeye gideriz. Size denk geliyor hep bu arada. Aslında o kadar fazla her gün Kore yemeği yiyen bir insan değilim. Dersim ertelendi şu an. Ayrılayım direkt. Size denk geliyor yani. Arkadaşım hiç yememiş ve kimçinin tadını çok merak ediyormuş. Ben de dedim ki okul çıkışı gidelim. O da olur dedi. Öyle, şimdi hızlıca hazırlanayım o zaman. Ben hazırlanmak için
rahat bir vaktim oluştu diyecektim. Yarım saatim kalmış, hemen hazırlanıyorum. Şimdi bugüne dair bazı şikayetlerim var. Daha gün başlamadan iki tane şikayetim var. Birincisi hava. Benim bu havalarda saçım inanılmaz kabarıyor ve şu an hafif yağmur yağıyor gibi bir durum var yani. Bugün saçlarıma veda ediyoruz o yüzden. İkincisi de normalde bu bluzların içine hiçbir şey giymiyorum. Çünkü yani ama şu an okula gittiğim için ayağım burada her gün aynı yerde ayağım burkuluyor. Bu arada şaka yapmıyorum, neyse. Okula gittiğim için nedense hani bu seçenek yokmuş gibi geldi. Hani ne bileyim, bir illegal hissettirdi. O yüzden ucuna o yapışkanlardan taktım. Ve şu an sadece o yapışkan gözüküyor, bildiğinizden görünüyor. Ve sanki dünyanın en büyük nipple'ı bendeymiş gibi duruyor. İğrenç yani. Çok kötü gözüküyor şu an. Her zaman gözükmüyor ama böyle güneş vurduğunda falan gözüküyor. Şimdi biraz okul yolumdan bahsetmek istiyorum. Yarım saatlik bir yürüme yolum var. Metrobüse kadar. Sonra bir saatlik bir metrobüs yolum var. Sonra oradan bir saatlik bir otobüs yolum var. Ve şu an hani nefesim sıkıldı. Şu an yürüme aşamasındayız. Dersin adı neydi ya? He. Bak. Bugün istatistik mi var şu an? Ders başlayalı yarım saat. Aa, biz yanlış ders mi geldik? Bugün günlerden arkadaşlar, ikimiz de dersi yanlış okuyup yanlış dersin beklentisine girmişiz. Bugün istatistik dersimiz var. Okul turu arkadaşlar. Okulun bu arada kat sistemi çok garip. Anlatamayacağım bile yani. Yarım kat falan ve saçma sapan şeyler var. Tuvaletin nerede olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Evet. Teker teker her yeri dolaşmak zorunda kalıyorsun. Bir de sınıfını da bulamıyorsun. Hiç kullanmadığım otomatlar. Ay. Beşinci var bence. Aa, yok. Karşı tarafta mı? Bakın mesela buradan karşıya geçemiyoruz aynı kat olmasına rağmen. Bir alt kata inmen gerekiyor karşıya geçmek için. Ne diyorlardı? Kısmetse olur izlemeyen kız. Evet, şimdi dersten çıktık. Ayşin telefonla takıldı. Ben de işlerimi hallettim. Çok verimli geçti ders. Evet arkadaşlar. Yemek yemeye gidiyoruz şimdi.
havasında bir şey var. Ya lise tuvaletinin aynısı aşırı kötü. Lisede bizim okula girdiğin gibi kantinin or. Şuradan uçmasın bakayım. Ve bizde girdiğin gibi okula kantinin aynası vardı. Ve hani o kadar hazırlanıp gidiyordum, kapıdan girdiğim saniye tipim leş oluyordu. Böyle göz altlarım gri oluyor, saçım kabarmış oluyor. Bu arada Benefit'in yeni maskarasını kullandım. Kirpiklerim çok güzel gözüküyor. Gerçekten tek tek ayrılmış gözüküyorlar. Onun videosu içinde, TikTok'umu takip edin. Yakında paylaşacağım. Çabuk şuna bakın. Pamuk gibi tüyleri. Sabahlığınla. Ya Silivri'de yaşadın mı belirtisi YouTube'a şey çekiyorsun? Sen söyledin bile. Söylemek istemiyorum ya. Geçici olduğunu da parantez içinde koy. Tanıyorum. Sen koydun bile. Sen yandan oyun oynayıp bir yandan Mina'nın vlog'una konuşup bir yandan Mina ile konuşup bir yandan donmamaya çalışıyorum. Harikasın. Yani böyle durduğuma bak. Multitask. Yani çok iş yapıyorum yani. Öyle durduğuma bakmayın. Armut gibi durduğuma bakmayacaksın yani, anladın mı? İzleyici. Yalnız bunu çıkartayım. İçimdeki daha kötü pijama.